Tabii adada 2012-2016 yılları arasında yapılan kazılarda çıkan eserlerin pek çoğunu tekrar işte adadaki olumsuz tabiat şartları sebebiyle tekrar kapandığını görmüştük. Ama bugün gördüğünüz üzere bir temizlik çalışması ve bununla birlikte bir kazı çalışması. Biz özel idareden ve Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ayırdığı çok cüzi bir ödenekle burada bir temizlik ve kazı yapıldı. Burada şapeller var, mezarlıklar var, efendim söyleyeyim büyük küpler var, dönemin gıda ve içeceklerini muhafaza ettikleri. Gerçekten adamız çok önemli bir hazine bizim için, önemli bir kültür varlığı. Burada inşallah önümüzdeki yıl, biliyorsunuz Doğu Karadeniz'in yaşanabilen tek adası, burası mitolojik bir ada diyorsunuz. Bu temizlik ve kazı çalışmalarını biz önümüzdeki yılki çalışmalara ışık tutmak için yaptık. Burası Giresun kalemiz gibi, Giresun adamız da Giresun'umuz için önemli bir kültür varlığı. Efsanelere konu olmuş bir ada. Önümüzdeki yıl başlayacak olan kazıların uzun bir dönem burada devam edeceğini ve çok önemli tarihi eserleri gün ışığına çıkacağını ve bu çıkan tarihi eserlerimizi de yapacağımız yürüyüş rotasında konumlandırarak inşallah güzel bir rota belirleyip tekrar buraya gelen turistler için adayı güzel bir turizm destinasyonu haline getirip Giresun'umuz için önemli bir turizm merkezi tekrar yapmak istiyoruz. Geçen sene işte arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre salgın şartlarına bütün olumsuzluklara rağmen 25 ila 30 bin kişinin adayı ziyaret ettiğini ki adada biliyorsunuz bununla ilgili hiçbir altyapı olmamasına rağmen mevcut yapılan bir takım iptidai altyapıların da tamamen işte kış mevsiminin olumsuz şartlarından zarar görmesine rağmen bu önemli bir rakam. Ama inşallah önümüzdeki yıl yeni teknelerle ve yeni turlarla Karadeniz rotasındaki önemli bir kültür durağı haline getirmeyi hedefliyoruz adamızı. Ama bunun için öncelikle güzel bir iskele lazım. Ve yine zaman zaman adanın etrafında gördüğümüz gözetleme kuleleri, surlar, sarnıçlar, efendim söyleyeyim şapeller ve buna benzer diğer yaşam alanlarıyla birlikte inşallah buradaki sivil mimariyi de ortaya çıkararak tekrar eski ihtişamına kavuşturmayı ve Giresun için önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Yukarıya doğru sanki bunlar da sanki bir şeylerin kalıntısı kullanmış gibi. Tabii tabii. Hep bir önceki dönemin kalıntılarını kullanmış. Sefa bir asit olmasın. Daha rahat ve temizliğe sezona temiz başlayacağız.